Bizleri izleyen tüm işçileri, emekçileri, halkımızı selamlıyorum. Tabii Türkiye İşçi Partisi parlamentoda çok az sayıda milletvekiliyle temsil edilen bir parti. Ama gördüğünüz gibi mecliste de emekçi yoldaşlarımız sayesinde ağırlıkları kaldırıp kürsüye büyük bir yükle gelebiliyoruz. Onlara da son derece saygıyla, sevgiyle teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün kürsüye gördüğünüz gibi biraz yüklü geldik. Bütçeyi tartışıyoruz. Vatandaş da izliyor. Benim de 5 dakika bir konuşma sürem var. Bu süreyi de 1001 zorlukla aldığımızı halkımızın bilmesini istiyorum. Kayıtlara da böyle geçsin. Şimdi halkımız bizim ne tartıştığımızı bilsin diye böyle geldim. Şu gördüğünüz kitaplar değerli arkadaşlar 18 cilt ve 13.506 sayfadan oluşuyor. Bizim burada tartıştığımız, bugün hani bütün üzerine tartışıyoruz diyoruz ya, işte bunların üzerine tartışıyoruz aslında. Ben cuma günü öğleden sonra saat 4'te bunları teslim aldım. Oturdum bir hesap yaptım. Pazartesi günü saat 12'de mecliste bunları görüşmeye başlayacağız. Cuma günü 4'ten pazartesi günü 12'ye kadar. Hiç uyumasam, yemesem, içmesem, masanın başından hiç kalkmasam 68 saat vaktim var. Ve bu 68 saat içerisinde şu gördüklerinizi okuyabilmem için değerli arkadaşlar, saatte tam 200 sayfa okuyabilmem gerekiyor. Bu takdir edersiniz ki mümkün değil. Şimdi bu imkansız ve herkes bunu bilsin istiyorum. Halkımız bunu bilsin istiyorum. Çok merak ediyorum gerçekten. Var mı arkadaşlar okuyan? Ben okudum diyebilecek bir kişi var mı? Bence yok, mümkün değil. Bilimsel olarak bu mümkün değil. Dolayısıyla kimse okumadı. Yalan yok, ben de tümünü okuyamadım. Önemli gördüğüm bölümlerini incelemeye çalıştım. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Okumadınız ama okumadığınız bu bütçeyi savunuyorsunuz. İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz ama savunuyorsunuz. Sonra yarın öbür gün geleceksiniz, diyeceksiniz ki kandırıldık. Dememek için, değerli arkadaşlar, dememek için bunları okumamız lazım. Bunların okunabileceği sürelerin hazırlanması lazım. Bakın değerli arkadaşlar, 13.000 sayfa diyorum. Bundan en az 600-700 tane basıldı, hepimize dağıtıldı. Yazık ya, memleketin ağacına yazık. Yani boşu boşuna o ağaçları katlediyoruz. Hiç kimse bunları okumuyor. Şimdi böyle bir tartışma bence olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar, bana göre en büyük suç halka yalan söylemektir. Halka yalan söylemek en büyük suçtur. Ve burada sanki bir bütçe tasarısı üzerine konuşuyormuşuz gibi yapmayalım. Maalesef okumuyorsunuz ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı diyor ki parmak kaldırma makinesi. Parmak kaldırma makinesi diyor. Ben buna sadece üzülüyorum ve sizleri uyarıyorum. Siz okumuyorsunuz. Bakın başkalarının okumasına da izin vermiyorsunuz. Çünkü bu bütçeyi kaçırmak istiyorsunuz. Bu bütçeyi milletvekillerinden kaçırmak istiyorsunuz. Daha önemlisi bu bütçeyi işçilerden, emekçilerden kaçırıyorsunuz. Halktan kaçırıyorsunuz, saklıyorsunuz. Niye saklıyorsunuz biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bakın burada dünya şampiyonlukları kazanıyorsunuz. Neydi? Dünyada en çok kamu ihalesi alan 10 şirketin Cengiz, Limak, Colin, Kalyon, MNG. Dünyada, Türkiye'de değil, dünyada en fazla 10 kamu ihalesi alan şirketi siz yaratmışsınız. Bu bütçe bunları yaratıyor değerli arkadaşlarım. Bakın sonra ne oluyor biliyor musunuz? Atanamadığı için insanlar üzüntüden kanser oluyor, bunalım kurbanı oluyor, canına kıyıyor, inşaatlarda amele oluyor, çorbacılık yapıyor, lokantacılık işine girmek zorunda kalıyor. Sonra annelerin canına tak ediyor, hayatlarına son veriyorlar. Ondan sonra çocuğuna kıyafet alamadığı için babalar intihar ediyorlar. Ondan sonra maddi sıkıntı nedeniyle aileler kendilerini topyekün intihar ediyorlar. Sonuçta değerli arkadaşlar şunu bilmenizi istiyorum. Sizin hazırladığınız bu bütçe ne biliyor musunuz? Şu Yusuf Merkel var ya, sizin kadronuz. İşçiye tekme atan Yusuf Merkel. Aslında siz bu kitapları işçilerin, emekçilerin, yoksulların kafasına atıyorsunuz. Yani buradaki tekmeyle sizin sunduğunuz şu bütçe arasında işçiye sunulanlar açısından bir fark yok. Niye yok biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Tayyip Erdoğan hepimiz tanıyoruz değil mi? Kasımpaşalı, Civan Mert delikanlı. Öyle bildik, öyle tanıdık. Bu arada geçen dönemde ne oldu? Bakın önce bir kaçak saray oldu. O Kasımpaşa'daki gecekondan çıktık, bir kaçak sarayımız oldu. Yetti mi yetmedi? Bir tane yazlık saray yaptık. Yetti mi yetmedi? Uçan saray yaptık. Yetti mi yetmedi mi? En son bir tane de yüzen saray yaptık, geldik. Kasımpaşa'dan çıktık. Saraylar şahı olduk. Saraylar padişahı olduk. Değerli arkadaşlarım bakın. Geçen gün bir şey oldu. Tayyip Erdoğan beraber yürüdüğü, beraber ıslandığı arkadaşlarıyla ilgili konuşmaya başladı ve dedi ki Davutoğlu ve Babacan dolandırıcılık yaptılar dedi.
tekel özelleştirilirken rantçılık yaptıklarını söyledi. Sanırsınız kendisi o zaman muhalefetteymiş ha. Öyle şey yapıyor. Şüphesiz. Tekel bizim yüreğimizin yarası. Niye biliyor musunuz? Siz belki yine buralarda oturuyordunuz. Ben tekel işçileriyle beraber şu Sakarya Caddesi'nde çadırda yatıyordum. Bu tekel özelleştirilmesin, tekel işçileri işsiz kalmasın diye. Şimdi öğreniyoruz ki, işler bozulunca öğreniyoruz ki tekel aslında peşkeş çekilmiş. Yani biz bunları söylediğimiz için polisten dayak yerken aslında bunlar yapılmış. Çok ilginç bir şey var değerli arkadaşlar. Orada ben dikkat ettim, Tayyip Erdoğan bir başbakanın ve üç bakanın ismini saydı. Davutoğlu, Babacan, Mehmet Şimşek ve Feridun Bilgün ismini saydı. Ben gittim o kararı aldım, buldum. O kararda bir imza daha var. Tayyip Erdoğan hiç adını almadı. Acaba niye diye düşündüm. Niye biliyor musunuz? Çünkü hala AK Parti'de. Ne demek bu? Yani hırsız, üçkağıtçı, dolandırıcı, milletin malına çöken AK Partili olursa o suçlu değil. Ama AK Parti'den ayrılmışsa hemen suçlu hale gelecek. Keşke daha çok vaktim olsa daha çok konuşsak. Ama bence bütçede şunu konuşmamız lazım değerli arkadaşlar. Bu yoksulluğu nasıl aşacağız? Halkın sefalet içinde yaşamasını nasıl engelleyeceğiz? EYT'lileri nasıl emekli edeceğiz? Emekliler nasıl insan gibi yaşayacaklar? Bu bütçe konuşmasında bunları konuşmamız lazım. Hani hep soruyorsunuz ya, kaynak nerede, kaynak nerede? Bakın, sizin genel başkanınız itiraf etti. Dedi ki, tekelin arazisini şahıslar kendilerine peşkeş çekmişler. Ben başka sayayım mı? Paşabahçe, Erdemir, İstemir, Tekel, Sümer Holding, şeker fabrikaları. Yani siz özelleştirme rekoru kırdınız. Bu memleketin işçisinin, emekçisinin alın teriyle, babalarımızın, dedelerimizin alın teriyle yapılan her şeyi sattınız. Kaynak mı arıyorsunuz? Hadi gelin kaynak bulalım. Hadi şu halkın olanları, o peşkeş çektiklerinizin hepsine yeniden halk adına el koyalım. Bakalım o zaman memlekette emeklilikte yaşa takılanlar için kaynak çıkıyor mu? Yoksullar için kaynak çıkıyor mu? Asgari ücreti arttırmak için kaynak çıkıyor mu? Varsa cesaretiniz, biz hazırız. Bu bütçeyi gerçekten tartışmak istiyorsanız, kaynak yaratmak istiyorsanız, halkın malına çökenlerden halkın malını geri alalım, hepsini kamulaştıralım diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.